İlk defa duyuyorum. Siz daha önce duydunuz mu Mustafa Bey bilmiyorum da. Kurbanı diyor sağlığınızda kesin. Kesin yine kesin. Yani sana vacip. Sağlığınıza da olsa kesin. Yani aha, sağlığınıza niyet ederek. Ya, sağlığınız için de olsa kesin. Evet, ben de ilk defa duydum. Şimdi yani bu belki kitaplarda vardır. Daha önce dedelerimiz ve ninelerimizden kalan bir adet de olabilir. Şimdi kitaplarda İmam Malik Hazretleri rahmetullahi aleyh Medine-i Münevvere ahalisinin yaptıkları işleri hüccet senet olarak almış. Sebebine gelince bunlar diyor Peygamber Efendimiz'den görerek, Peygamber Efendimiz'den duyarak yapıyorlar bunları. Dolayısıyla bu hüccettir. Dolayısıyla bundan 50-100 sene önce dünyaya gelmiş olan dedelerimiz ve ninelerimiz doğru bilgilerle mücehhezdiler. Söyledikleri, yaptıkları doğruydu. Kitaplara uygundu. Tabii sonra kitapları biz unutup okumayınca bunlar nedir ne değildir bilemiyoruz. Hani ben babaannemden bazen nakil yapıyorum. Maşallah bazıları da aynı şekilde bizim babaanneyi Tabakat-ı Kübra'nın içerisine dahil etmiş. Niye oraya aynı şekilde? Tabakat-ı Kübra ne hocam? Şimdi anlamaz şimdi. Şimdi hadis ilminde, tefsir ilminde, ondan sonra fıkıh ilminde şeyler var. Diyelim ki gruplar var. Kübra evet, büyük demektir. Büyük tabakaların, büyük aynı şekilde grupların içerisinde, alimlerin içerisinde. Büyüklerin içinden yani. Büyüklerin içinde. Evet. Şimdi mesela bu da tavsiye etmişlerdir. Nineleri, dedeleri onlar şey yapmışlardır. Yani kızım, oğlum sana vacip değil ama ya bu kurban bayramında kan akıt, lehine olur. Çünkü hadis-i şerifleri tavsiye ediliyor. Eğer durum kesebilecek durum varsa, hani deve alacak durumun yok, dana alacak durumun da yok. Bak koyun kuzu, koyun keçi bunların işte 6 aylıktan büyük olup da anaları gibi ise onlar öbürlerine göre biraz ucuz olur. Onlardan yine kes. Nafile olur. İşte akika olarak kesersin. Ondan sonra sevabı ölmüşler olarak kesersin. Yani hiç olmazsa bu kurban bayramında kan akıt. Bunu teşvik etmişlerdir. Bunu teşvik etmişlerdir. Ve bu sebepten dolayı bu yanlış olmaz. Yanlış olmaz. Ama bunu şöyle kabul etmek yanlış olur. Ya mutlaka kesmek lazım. Hayır. Kurban nisabına malik olanın kesmesi lazım. Öbürleri muhayyerdir. Öbürleri muhayyer. Serbesttir. Serbesttir. Keserse sevap olur. Kesmezse mesul olmaz. Ama kurban nisabına malik olan kimsenin böyle bir ihtiyarı yok. Tercihi yok. Kesersem sevap olur. Kesmezsem bir şey lazım gelmez diyemez o. Kesmesi lazım onun. Yani neye benziyor? Akıl, bali, Müslüman birisi öğle vakti girince öğle namazının farzını kılması lazım. Kılarsa iyi olur. Hayır, kılması lazım. Kılmazsa kaza etmesi lazım. Kurban nisabına malik olan kurban kesmesi lazım. Kesmezse bedelini kurban bayramından sonra fakire vermesi lazım. Borçtur bu çünkü. Borçtur bu. Zekat da öyle. Ya verirsek fakir fukara iyi olur. Hayır, vermesi lazım. Çünkü İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki 10 ton buğdayı olan, 10 kile buyuruyor da 10 ton, 10 kile buğdayı olan onda bir verecekti. Bir kilesini fakirlere vermezse bu bir kile değil. 10 tonun 10 kilenin tamamı haram olur buyuruyor. Tamamı haram olur. Zekat vermeyince veyahut da kurban kesmeyince neticesi böyle mi olur? Evet, neticesi böyle olur. Neticesi böyle olur. Onun için de hatta Allah-u Teala rahmet eylesin. Ben bir seferinde işte İmvat Okulu'nda okurken hayvan zekatını falan öğrenince anneme rahmet diye demiştim. Anne dedim, bak koyunumuz keçimiz var. 110-120'ye ulaşmıştı. Dedim bunun zekatını veriyor musunuz? Babam bilir dedi. Şimdi babaannem, annem, babam üçümüzdür. Babam birden. Hepsi benim değil dedi. Hakikaten bir taksim ediyorsun şimdi. 35'i babaannemin, 38'i babamın, 37'si annemin. Hiçbirisi 40 değil. Mevzuyu biliyorlar ama yani. Neticede. Anneme rahmet diye dedim, bana bak. Ama satmaya gelince babam hepsini satardı. Tasarruf ona ait. Dedim siz zekattan şey yapıyorsunuz. Dedim perişan olur. Yani bedelini ödersiniz. Bir bahar günüydü. Bir tatil vardı. Köye gitmiştim. İmam Hatip Lisesi'nde okuyorum o zaman. Gittim. Baktım annem üzgün. Dedim anne ne oldu? Dediği çıktı oğlum dedi. Çok gözde bir dedi. Koçumuz dedi şeyde uçurumdan düşmüş ölmüş. Mundar gitmiş. Dedim gider. Gider. Onun için yani vacipse mutlaka kesmek lazım efendim. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz hocam vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Teşekkür ederiz efendim.